sonlu geometrik serilerin toplamları ile ilgili birkaç örnek yapalım. Bu arada bir önceki videoda ilk n terimin toplamının bir formülle bulunduğunu bulmuştuk. İlk terim çarpı 1 eksi ortak oranın n'inci kuvveti bölü 1 eksi ortak oran. Şimdi de bu formülü buradaki geometrik seriye uygulayalım. Bana birinci terimimizin, ortak oranımızın ve n'in ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bazılarınız bunların neler olduğunu bir bakışta da söyleyebilir ama egzersizi daha anlamlı bir hale, daha açıklayıcı bir hale getirmek için konunun detayına girsek daha iyi olacak, daha faydalı olacak. Burayı biraz genişletelim. Bu eşittir. 2 çarpı 3 üzeri 0, 2 çarpı 1 edeceği için sadece 2 yazıyorum. Artı 2 çarpı 3 üzeri 1, artı 2 çarpı 3 üzeri 2, artı 2 çarpı 3 üzeri 3, nokta 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 ve böyle artı 2 çarpı 3 üzeri 99'a kadar bu şekilde devam edeceğiz. Birinci terim yani formüldeki a nedir? a 2 olacak. Bakın tüm bu terimlerde de var zaten. a'nın yerine 2 gelecek. Sıra r'de. Ardışık terimleri elde etmek için bir önceki terimi 3 ile çarptığımıza göre ortak oran yani r de 3 olacak. Bunu da yazalım. Bu r, Bu da a. Son olarak bir de n'in ne olduğunu bulmamız lazım. Bu seriyi k eşittir 99'a kadar değerlendirdiğimiz için n'in 99 olması gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. ama k 0'dan başladığı için 0'da hesaba katmamız gerekiyor. O halde toplamda 100 tane terimimiz olacak, öyle değil mi? Nasıl mı? Şöyle, k sıfırken, bu birinci terim oluyor k1 iken ikinci terimi k2 iken üçüncü terimi k3 iken dördüncü terimi elde ediyorsak, k99 iken elde edeceğimiz terim de yüzüncü terim olur. Bunun için de burada s alt indis y'üzü bulmamız gerekiyor. Hemen yazıyorum. Bu geometrik seri için s alt indis 100, 2 çarpı, 1 eksi 3, üzeri 100, bölü 1, eksi 3'e eşit olacak. Bu ifadeyi sadeleştirebileceğimizi düşünüyorum. Burası eksi 2 eder. 2 bölü eksi 2 ise eksi 1 edeceği için buraya bir eksi koyuyoruz. Bu parantezi açınca da 3 üzeri 100 eksi 1 elde ederiz. İşte bu kadar.